Sedat Peker 1970 yılında Adapazarı Sakarya'da doğdu. Organize suç örgütü kurma iddiası ile hüküm giydi. Yakın akrabalarından aldığı finansal destek ile Bulgaristan'da kerestecilik işine girişti. Aynı zamanda 2002'de katıldığı Kırmızı Işık programında reklamcılık ve emlakçılık yaptığını da anlatmıştı. Peker ilk kez 17 yaşında hapishane ile tanıştı. Genç yaşta hapis yatmasından dolayı çevresi tarafından reis diye hitap edilirdi. Peker daha sonra mahkeme kararıyla adının başına reis ismini ekleterek adını Reis Sedat Peker yaptırmıştır. 1990'da ortağı Bülent Kılıç ile kurduğu bir otomobil bakım firmasının servisinin dolandırılmasından sonra ortağından ayrılmış Peker, yasa dışı örgüt kurarak birçok suça karışmıştır. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Sedat Peker'e 10 yıl hapis cezası verildi. 10 Mart 2014'te özel yetkili mahkemelerin kararına ilişkin yasa değişikliği ve tutukluluk süresi 5 yılı aştığı için mevzuat gereği tahliye edildi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittikten sonra Türkiye ile ilgili videolar yayınlamaya başlayan Peker, iktidarı hedef alan açıklamalar yapmıştı. Peker 2015'te yayımladığı yazıda FETÖ ile başı Fethullah Gülen'in Zaman gazetesinde her gün farklı isimlerle yazılar yazdığını bildikleri için gazeteyi bel altında hizaya koyamadıklarını belirtirken, sahibi olduğu kolej ve dershanelerde görev yapan öğretmenlerin yarısının ülkücü, yarısının da cemaat kökenli olduğunu söylemişti. Bir yazısında FETÖ'yü hizmet hareketi olarak nitelendiren Peker, hem burs hem kurban hem de himmet toplantılarına benim adıma katılanlar genç iş adamları arasında her zaman birinci olurlardı dedi. Sokaklarda ve mekanlarda rahat bir şekilde tebliğlerde bulunabilsinler diye korumamı hiçbir zaman üzerlerinden eksik etmedim ifadelerini kullanmıştı. Sedat Peker, FETÖ'cü iddialarını ise reddetmişti. Peker, Bankasya'ya para yatıranları FETÖ'cü diye cezaevine atarken o dönemin Bankasya Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenoğlu'nun SPK'nın başına getirilmesine sessiz kalanlar vicdan sahibi kimseyi FETÖ ile mücadele edildiğine inandıramazlar ifadesini kullanmıştı. Akın İpek'in mallarına FETÖ'cü diye el konulurken Rixos Otellerinin sahibi Fettah Tamınca'ya devlet ihalesi verenler akıl sahibi hiç kimseyi FETÖ ile mücadele edildiğine inandıramazlar demişti.